Gazetelerin birinci sayfasındaki bir satırlık bilgiyle başladı her şey. Daha doğrusu Türk-Amerikan ilişkilerindeki ilk ama son olmayacak sarsıntının temeli o satırlarda gizliydi. 5 Haziran 1964 tarihindeki gazetelerde yer alan o satırlar şu şekildeydi. İnönü, Amerikan Büyükelçisi ile görüştü. Türk milleti açısından tarihin akışını değiştirecek bir görüşmeydi. Dönemin Amerikan Büyükelçisi Raymond Hare, siyasi iradenin en tepesindeki kişiye yani İsmet İnönü'ye Kıbrıs'ta barışı koruyun mesajını iletmekteydi. Hare bu görüşmeden sonuç alamadı. Ankara'da aynı yolu bir gün sonra yeniden kat etmek zorunda kaldı. Ama bu defa telkinde bulunmak değil, amirlerinin mesajını. Yani Amerikan Başkanı Lyndon Baylis Johnson'ın 5 daktilo sayfalık mektubunu iletmek için Başbakanlığa geldi. Dönemin Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in de yer aldığı görüşmelerde ortaya konan mektup, NATO'ya giriş süreciyle başlayan Türk-Amerikan dostluğunun üstüne bomba gibi düştü. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 5 Haziran'da Türkiye'ye iletilen, tarihe Johnson mektubu olarak geçecek mektuptu. Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Atatürk döneminde özellikle işte Kurtuluş Savaşı süreci, orada da Bolşevik devrimi sonrasında bir iyi bir iletişim vardı Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında. Türk-Sovyet ilişkileri diplomatik anlamda, diğer işbirlikleri anlamda gayet güzel gelişiyordu. Elbette ki Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra dış politikada bazı değişikliklerin işaretleri vardı. İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olduktan hemen sonra Amerika'ya imtiyaz veren ilk anlaşma yapıldı ve Batı Kutbu'yla da ilişkiler güçlendirilmeye başlandı. Daha sonra zaten 2. Dünya Savaşı ve Stalin yönetiminin savaş sonrası galipler arasında olması Sovyetleri bir anlamda yavaş yavaş farklı fikirleri gündeme getirmeye başlamıştı. Üstüne bir de Stalin yönetiminin işte o soğuk savaş sürecinin başlangıcı da sayılabilecek dönemde Türkiye'ye yönelik talepleri ve notalar savaşı olarak da adlandırılan dönem Türkiye'yi Batı kutbuna iyice itti. Örneğin işte Stalin yönetimi Türk boğazları ile ilgili işte Montrö'nün yeniden gündeme getirilmesi, Montrö'nün devre dışı kalması, boğazlarda Türk boğazlarında Sovyet üslerinin kurulması, Sovyetlerin de sözünün olmasını istiyordu. Artı Kars, Ardahan ve Artvin konusunda talepleri vardı Sovyetlerin. Oraların işte Sovyetlere ait topraklar olduğu iddiası vardı. Türkiye bu talepler karşısında zaten İsmet İnönü döneminde başlayan batıya yönelmedi. Daha da hızlandı tabii ki. Avrupalı emperyalist ülkelerin işte 1. Dünya Savaşı'ndaki öncesinde ve sonrasında Kurtuluş Savaşı'ndaki tutumlarından dolayı Avrupa'ya karşı olumsuz bir bakış açısı vardı ama Amerika'ya karşı bakış açısı doğrudan yer almadığı için paylaşımda, işte Sevr'de yer almadığı için Amerika'ya bakış açısı o kadar olumsuz değildi. Ve doğrudan Soğuk Savaş sürecinin başlangıcı, Batı kutbuyla Sovyetlerin karşılıklı olarak niyetlerini belli etmesi, mücadeleye yönelik niyetlerin belli edilmesi, Sovyetlerin Doğu Avrupa'ya yönelik tutumları, askerlerini çekmemesi, gerilim oluşturmuştu ve adım adım iki kutup oluşmuştu. İşte burada, bu noktada Türkiye Amerika ile beraber hareket etmeye başladı. İşte burada tabii ki dönüm noktalarından bir tanesi Truman Doktrini olmuştu. Türkiye ile Yunanistan'ın Sovyetlere karşı korunması konusunda Amerika Birleşik Devletleri bir politika geliştirmiş ve Marshall yardımlarıyla beraber de ekonomik yardımlar başlamıştı. İşte bu dönemde Türkiye Amerika ile yan yana yürümeye başlamıştı ta ki 1960'lara kadar. 1960'tan itibaren Türkiye'de yükselen sol, Amerika'ya karşı alttan alta itirazların seslendirilmesinin önünü açmıştı. Bir konu daha vardı ki Türk insanının deyim yerindeyse can damarına basılmasına neden olacaktı. Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılar. Makaryos isimli papazın yönettiği Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Rumlar ve Yunanistan adadaki Türkleri yok etmek için düğmeye basmıştı. Planın adı belliydi. Adayı Yunanistan'a bağlayacak Enosis. Dönemin Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreou'nun daha sonra başbakan olacak oğlu Andrea Papandreou anılarında babasıyla Makaryos'un Enosis konusunda anlaştıklarını anlatmakta. Makaryos Nisan başında Atina'yı ziyaret etti. Kıbrıs sorununun tüm yönleriyle kişisel olarak ilgilenen babamla dört temel ilke üzerinde tam bir görüş birliğine vardılar. İlkin soruna çare yalnızca Birleşmiş Milletler aracılığıyla aranacaktı. İşe NATO'nun karışması ya da ikili görüşmeler Yunanistan'ın aleyhine olurdu. İkincisi, temel hedefimiz ve genel yönümüz Enosis yani Kıbrıs'ın Yunanistan'a katılmasıydı. Üçüncüsü, Türkleri tahrik etmemek için elden gelen her şey yapılacaktı. Bunlar hem çatışmayı önlemek hem de Enosis kaçınılmaz hale gelince ona tarihsel bir gerekçe hazırlamak için zorunluydu. Dördüncüsü, Türkiye saldırırsa Yunanistan, Makaryos hükümeti
hükümetinin yardımına koşacaktı. Türkiye'nin Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılara karşı bir reaksiyon göstermesinden endişe ediyordu Yunanistan ve Rumlar Makaryos yönetimi. 1964'teki gerilim o safhadaydı. Bu nedenle Makaryos'la Papandreou arasındaki görüşmede varılan 4 maddeden bir tanesi Türklere iyi davranılması ve o çerçevede sürecin adım adım altyapısının hazırlanıp Enosis'e götürülmesi yönündeydi. Ancak zaten yapacaklarını 1960'lı yılların başından itibaren ve özellikle 1963'te yaptılar. 1963 tarihinde 20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan gece yaşanan katliam tarihe kanlı Noel olarak geçti. İnsanlık tarihinin en hunharca, en alçakça yapılan katliamlarından biriydi. Tabii ki saldırılar devam etti. Sadece 1963 ve Aralık ayıyla yetinilmedi. Rumların saldırıları Kıbrıs Türklerine yönelik 1964'te de devam etti. Zaten Türkiye'nin reaksiyonu bu nedenle gerçekleşti. Adım adım artık Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinin konuşulmaya başlandığı bir dönemdi. Burada Türkiye ile Yunanistan artık dostluğu da bozulmuştu. Ciddi bir gerilim vardı. Yunanistan'ın hasmane politikaları zaten Ege'de özellikle karşımıza çıkıyordu. Üzerine bir de Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlarda karşımıza çıkınca Türkiye hazırlıklarını arttırdı. İskenderun'da özellikle büyük bir hazırlık vardı. Türkiye'nin Kıbrıs'a yönelik bir çıkarma planı tabii ki bölgede gücü olan işte Amerikan donanması, meşhur 6. filo gücü olan bölgede Amerika'ya da ulaştı. Bu hazırlıklardan bilgi sahibi oldu ve bu bir panik yarattı. Çünkü Soğuk Savaş'ın yoğun bir şekilde sürdüğü dönem farklı sorunlarla ilgilenen bir Amerika. Burada iki tane NATO üyesinin birbirine karşı bir çatışma durumu. NATO büyük bir darbe yiyecekti. Ankara'dan gelen haberler Türkiye'nin Kıbrıs'a çıkarma hazırlığını aktarmakta. O sırada Soğuk Savaş ve Vietnam sorunuyla ilgilenen ve seçim hazırlığı yapan Amerikan Başkanı Johnson için iki NATO üyesinin çatışması en son isteyeceği durum. Kıbrıs'a çıkmaması yönünde Türkiye'yi uyarmak için bir mektup yazılmasına karar verilmişti. Elbette mektubu başkaları kaleme alacaktı. 4-5 Haziran 1964 gecesi Washington'da hummalı bir çalışma oldu. Dönemin Dışişleri Bakanı Dean Rusk, bakan yardımcılarından Harlan Cleveland ve onun yardımcısı Joseph Sisko, Türk-Amerikan ilişkilerinde Abdi İpekçi'nin ifadesiyle dönüm noktası olacak mektubu kaleme aldı. Son kontrolü yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı George Ball da müsveddeyi gördü. Gazeteci Haluk Şahin şimdi Johnson mektubu ile ilgili detaylı bir çalışma yaptı. Yani o dönemler çalıştığı kurumlarda da 80'li yıllarda çalıştığı kurumlarda da yazılısı olarak yayınlanan bir çalışma, kitaplaştırıldı sonra. Son olarak yeniden bir basım yapıldı. Şimdi o çalışmada ciddi kapsamlı bir bilgilendirme var. Yani olayın şahitleriyle, olayın aktörleriyle görüşmeler, anılardan faydalanma şeklinde. Şimdi o kitapta aktarılan bilgi şu, işte metne son şeklini işte Dışişleri Bakanı doğrudan kendisi vermiş. Dean Rusk, diğer aktörlerin işte belli muhtemelen önerilerinden bahsediliyor. Kendileri de bunu söylüyor. Joseph Sisko'nun kendi aktarımı da ben bir taslak hazırladım. En son şekli Dean Rusk verdi şeklinde. Mektup bir gün sonra doğrudan İsmet Paşa ve dönemin Dışişleri Bakanı'na Amerika'nın Büyükelçisi tarafından elden teslim ediliyor. Tabii ki İsmet Paşa'nın reaksiyonu şu, Büyükelçinin aktarımına göre mektubu aldıktan sonra ben bunu okuyup inceleyeceğim, detaylı yanıtı ondan sonra size vereceğim şeklinde oluyor. Tabii ki mektubun sertliği büyük bir deprem etkisi yarattı. Yani çok sert bir dille, bir müttefik ülkeye yakışmayan bir dille yazılmış bir mektuptu. Bu da doğal olarak Ankara'da çok büyük bir üzüntüye, tepkiye neden oluyor. Yani deyim yerindeyse işte gazetecilik tabiriyle deprem etkisi oluşturuyor. 5 sayfalık mektup çok ağırdı. Öne çıkan başlıklar şunlardı. Türkiye müdahale etmek için anlaşmalardaki tüm koşulları yerine getirmemiştir. Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesine Sovyetler müdahale ederse NATO ve Amerika Türkiye'yi yalnız bırakacaktır. Amerika'nın Türkiye'ye verdiği silahlar savunma amaçlıdır. Kıbrıs'ta kullanılamaz. Başkan Johnson karşılıklı görüşmeler için Başbakan İnönü'yü Washington'a davet ediyor. Özellikle 2. ve 3. madde Türkiye için sarsıcıydı. Sovyetler Birliği'nin Rumları koruma adına Türkiye'ye saldırması durumunda NATO üyesi Türkiye yalnız bırakılacaktı. Harekatta Amerikan silahları kullanılamayacaktı. Mektuba yanıt verildi. İsmet İnönü'nün yanıtı da ağırdı. Ancak İnönü, Johnson'ın davetini de kabul etmekteydi. Mektuptaki unsurlar Türkiye'nin hazmedebileceği unsurlar değil. Sovyetler size saldırırsa Kıbrıs meselesi üzerinden NATO ve Amerika sizi savunmayacak. Ondan sonra Amerikan silahlarını kullanamazsınız şeklindeki unsurlar, özellikle ikisi, ciddi bir şekilde tepki oluşturdu. Yani bu bir müttefike yakışmayacak cinslendi. Tabii ki ilk aşamada mektubun detayları medyaya yansımadı. Hatta medyada mektuptan bir gün sonra Johnson İnönü'yü Washington'a davet ettiği şeklinde sadece anlaşılan o
dönem açısından gazetecilere küçük küçük sızdırmalar, bir küçük bilgi deyim yerindeyse kırıntısıyla veriliyor. İşte Johnson'u davet ettiği yönünde bilgi aktarılıyor. Bazı konularda da muhtemelen belli noktalar iletiliyor ki 10 Haziran'da Abdi İpekçi Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde Johnson mektubunun Türk-Amerikan ilişkilerinde bir dönüm noktası oluşturacağını yazmak. O dönem Milliyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni. Anlaşılan çok net bilgiler yok. Hatta işte İnönü'nün daveti reddettiği yönünde de haberler çıkıyor medyada. İşte Cumhuriyet Gazetesi'nde, Milliyet Gazetesi'nde, diğer gazetelerde. Ama daha sonra İsmet İnönü'nün daveti kabul ettiği bilgisi aktarılıyor. Tabii daha sonra İnönü Washington'a gidiyor. Kendisi de bir mektup kaleme aldıktan sonra Washington'a gidiyor. Daveti de kabul ettiğini zaten o mektubunda belirtiyor. Ve Washington ziyaretinde aslında çok sıcak karşılanıyor. Çünkü Johnson aslında o dönem Türklere, Yunanlılara göre çok daha sıcak yaklaşan bir başkan olarak tanımlanıyor. Lyndon Johnson. Ve hatta deyim yerindeyse Yunan yetkilileri sürekli azarlayan, onlara küfürler eden bir başkan olarak tanımlanıyor. Ama o mektubun etkisiyle tabii ki Türkiye çok sert bir reaksiyon da verince Johnson çok sıcak bir karşılama hazırlıyor. Ve Amerikalılar İsmet İnönü ile sürekli ilgileniyor. Türkiye heyetiyle sürekli ilgileniyor. İkna etmeye çalışıyor. Çözüm noktasında, işte Kıbrıs konusunda neler yapılabileceği noktasında sohbetler ediliyor. Hatta bir medya mensuplarıyla İsmet İnönü'nün bir sohbetinde işte o meşhur yeni bir dünya kurulur, Türkiye oradaki yerini alır cümlesine benzer bir cümleyi orada kullanıyor İsmet İnönü. Biliyorsunuz tarihe geçen bir cümledir o. Şu örneği veriyor. Geçmişte Sovyetlerle oluşan olumlu iletişimin Sovyetlerin o 2. Dünya Savaşı sonrasındaki talepleri sonrası nasıl olumsuza döndüğünü, yani kalıcı dostluk olmadığını, dostlukların karşılıklı çıkar ve güven ilişkisine dayalı olduğunu söylüyor. Amerikan medyasına yaptığı açıklamalarda. Tabii ki sonrasında ilişkileri tamir yönünde. Çünkü müttefikliğin bozulmasını iki tarafta istemiyor. Yani bir Sovyet tehdidi halen Türkiye açısından var olarak değerlendiriliyor devlet katında. O yüzden ilişkilerin bu hasarı tamir yolu seçiliyor ve Kıbrıs meselesinde de bir çözüm aranmaya çalışılıyor. Tabii ki biliyorsunuz çözüm 10 sene sonra oldu ve daha sonra 83 yılında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Ama Amerika ile ilişkilerde de tamir yolunu iki tarafta seçiyor. İlginç bir anekdot, medyadan bahsettik. Johnson mektubunun detayları bu mektup yazıldıktan yaklaşık 1,5 sene sonra 1966 yılının Ocak ayında rahmetli Cüneyt Arca Yürek o zaman yazdığı Hürriyet gazetesinde mektubun detaylarını yazıyor. O dönem kimin sızdırdığı yönünde de ciddi bir şekilde tartışma yaşanıyor. Ama mektubun detayları tabii ki yansıdıktan sonra çok daha Amerika'ya bakış açısı olumsuza dönüyor. Yıllar sonra mektubun anlamı ile ilgili de çok tartışma oldu. Çünkü artık Amerika dost olarak değil, NATO müttefiki olarak görülmeye başlanmıştı. ABD'ye karşı Türk insanında büyük tepki gelişmişti. Bugün bile artan Amerikan karşıtlığının temelinde bu mektup vardır. Peki neden kaleme alınmıştı? Bu konudaysa 3 senaryo var. Senaryolar şöyle, o dönem yapılan değerlendirmeler, analizler. Bir tanesi özellikle mektubu kaleme aldığı söylenen kişilerin işte Haluk Şahin'e aktardığı üzere yüzeydeki mesele, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi Kıbrıs'a müdahalesini durdurmak için yazıldı şeklinde. Dediğimiz gibi mektubu kaleme alan isimlerin, gören isimlerin aktardığı senaryo bu. İkinci senaryo şu, o dönem Türkiye'nin özellikle hatta bugün bile eleştirilir donanmaya yeterli önemi vermemesinden dolayı bir çıkarma gücünün olmaması, çıkarma gemisinin bile olmaması. Sonuçta Kıbrıs bir ada devleti, Kıbrıs Cumhuriyeti o zamanki adıyla ve Türkleri tarmaya, Türklerin güvenliğini sağlamak için yapılacak harekat da çıkarma gemileriyle yapılacak. Ama çıkarma gemisi bile yok. Artı o dönem gemilere, kara kuvvetlerine unsurları, belli unsurlar çıkartılıyor, askerler çıkartılıyor, tatbikatlar yapılıyor İskenderun'da. Aktarılanlar şu, askerlerin denize alışık olmamasından dolayı sürekli denemeler yapılıyormuş ve bu askerler tekrardan gemiden inip işte mideleri bulanıp kusuyorlarmış, deniz tutuyormuş. Bu nedenle hazır bir deniz gücü yok. Kıbrıs'a çıkartma yapmaya hazır bir ordu yok. Bu nedenle İsmet İnönü'nün hatta bir daha şu bir cümle kurdu. Türk ordusunun adada yenilgisine bir şekilde tahammül edemem. Böyle bir yenilgiye sokamam. Bu nedenle alttan alta hazırlığı göstere göstere yapmaya başladı. Ve bu çerçevede Amerikalıların bundan haberdar olmasını sağladı. Ve Amerika'nın göstereceği reaksiyon üzerinden Amerika bakın istemiyor, diplomasi yolunu devam edelim diyerek çıkarmayı bir anlamda ertelemek istedik. Ve ikinci bir senaryo var. Yani Türkiye'den yapılan bir tartan şanlısı bir hamle çerçevesinde toplu anlamda Amerika'ya atacak bir süreci işletmek. Bunda da başarılı oldu sayılır. Eğer bu senaryo gerçekse Türkiye Amerika'nın bu reaksiyonunu gerekçe göstererek harekatı erteledi. Tabii ki söylenen yine bu senaryo çerçevesinde Türkiye'nin özellikle de İsmet Paşa'nın Amerika'dan bu sertlikte bir tepki beklemediği yönünde. Üçüncüsü de tarih boyunca olduğu gibi bu meselenin bir aşk meselesi üzerinde olduğu yönde bir senaryo vardır. Bir Amerikalı diplomat kadının bir Türk diplomatına aşık olduğu, Türk diplomatı
diplomatının bu kadının aşkına karşılık vermediği, dış işlerinde etkili bir kadın bu kişi. Yunanlı bir diplomatla aşk yaşadı ve bu noktada Yunanlı diplomatın yönlendirmesiyle dış işlerini bu reaksiyonda, bu sertlikte bir mektup yazmaya yönlendirdiği yönde üçüncü bir senaryo vardır. Hatta o kadının dış işlerinde çalıştığı, o dönem orada çalışan işte Altemur Kılıç gibi gazeteciler tarafından da teyit edilmiştir. Böyle bir üçüncü senaryo da vardır ama en akla yatkın ikinci senaryodur. Çünkü 64'ten sonra Türkiye ciddi bir şekilde donanmaya eğilmiştir. Daha halk kampanyaları açılmıştır ve Türkiye kendi çıkarma gemisini yapmaya başlamıştır. Ve o çıkarma gemileri 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda çok önemli görevler üstlenmiştir. Deyim yerinde ise Türkiye Doğu Akdeniz'in önemini aslında Cumhuriyet kurulduktan, Atatürk öldükten sonra diyelim, unuttuğu Doğu Akdeniz'in önemini Johnson mektubu ve o Kıbrıs'ta Kıbrıs Türklerine yapılan katliamlarla yeniden hatırlamıştır. Ve 64 bir anlamda Doğu Akdeniz açısından da hem Türk-Amerikan ilişkileri hem de Doğu Akdeniz'in önemini anlama açısından bir kırılma noktası olmuştur. Üzerinden 58 yıl geçen Johnson mektubu hangi senaryo geçerli olursa olsun Türkiye'nin ABD'ye bakışını değiştirmişti. Türkiye o yıl olmasa da 10 yıl sonra Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapmıştı. ABD'nin o dönemde tepkisi sertti ama Türkiye'de Amerikan üslerini kapatarak yanıt vermişti. Bugün adada onurlu bir milletin, Kıbrıs Türklerinin devleti varsa bunda 58 yılda verilen çetin mücadelelerin ve şehit kanlarının çok büyük payı vardır. Dünyayı yöneten güçse bugün Kıbrıs'ta Türk varlığını ortadan kaldıracak formülleri üretmeye, üretenlerin yanında yer almaya devam ediyor. Ama artık dünya 1964 dünyası değil.